Radyosu'ndan herkese merhaba. Bugün yeniden vatandaşımızın nabzını tutmak için sokaktayız. Bakalım soracağımız sorulara vatandaşlarımız ne yanıt verecek? Size göre Siirt'in en büyük sorunu nedir? En büyük sorunu işsizlik gibi görünüyor ama işsizlik de değil. Bence Siirt'te çalışmayan insanlar biraz fazla. Siirt'te çalışmayan insanlardan kastım? İş beğenmeyen, evet, iş seçen insanlar var. Aslında iş var ama çalışmak istemeyen, rahat çalışayım, çok para kazanayım diye düşünen insanlar var. Mesela meslek alanlarına yönelen insanlar yok. Genelde büro başında evlat işleri olsun, rahat olsun diye iş isteyen insanlar. Aslında meslek alanında birçok iş var fakat çalışmayanlar var. Ben kendimle meslek sesli müdür yardımcısıyım. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Eğitim konusunda özellikle. Üstünden meslek liselerinde yönlendirmelerini istiyorum. Meslek liselerinde öğrenciler güzel meslekler öğreniyorlar. Bugün Siirt'te bizim okuldan mezun olan birçok öğrenci var. Esnaf, sanatkar, usta olan, çalışan, çok da güzel para kazanan insanlar var. Ama genelde bizim velilerimiz, yani büyüklerinin çocuğu olanlar, çocuklarını Fen ve Anadolu liselerine göndermek istiyorlar. Ben buna karşıyım. Yani mesleğe de gönderebilirler. Meslekte güzel şeyler öğrenebilirler. Meslek, yani sanatkar altın bileziktir demişler. Bence bunlar da düşünsünler. Sizin en büyük sorunu nedir? Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Siirt'te su sıkıntısı bir de çekiyoruz yani. Suyun bol olduğu bir şehirdir. Aynı zamanda su sıkıntısı çekiyoruz. İkincisi, ararsanız Türkiye'de Siirt memleketi kadar bakımsız, kirden geçinilmeyen bir memleket yok. Bunun doğruluğunu teyit ettiniz mi? Teyit edeyim size. Siirt'in en lüks caddelerinden bir tanesi, Gürel Caddesi. Normalde kalabalığın, akışkanlığın olduğu bir yer. 15 metrede veya 20 metrede bir çöp kutusu olması gerekirken 100 metrede bir. Ben aramak zorunda mıyım? Bu konuda eksiklik var. Hijyen konusunda. Bir de ara taraflarda, ara çarşı sokaklarına gidin. Normalde kaldırımlarda bile olması lazım. İnsanları yere atıyorum. Çöp kutusu yok. Gelin bir bakar mısınız Allah aşkına? Şu ana kadar hiç çekim yaptınız mı? Gürel Caddesi'ni yapmışlar. Başka şehre gidin. Papatyalar, karanfiller, rengarenk çiçeklerle süslenilmiş. Resmen bunu diken ekmişler. Ya diken, alın diken yiyin, diken. Ama buraya papatya ekerlerse inekler yiyecek. Abiciğim, inekler yemez. Benim inekler misin? Benim bağıma girdi. Bir tane üzüm bırakmadılar. Edi kaldı Gürel Caddesi. Vallahi inek burada inekleri böyle kovardıkları zaman. Üçüncüsü bir de küçük küçük çam ağaçları ekmişler. Sanki çam yetişmiş. Siirt'te yaşıyorsunuz. Siirt'in en büyük sorunu size göre ne? Bana göre hiçbir sorunu yoktur. Sorunu yok. Yoktur. Ama yalan söylüyorlar. Bence hepsi de yalan söylüyorlar. Birçok vatandaşımıza sorduğumuzda birçok sorun dile getirdiler. Mesela ne gibi? İşsizlik sorunu var, hijyen sorunu var, belediye sorunu var. Herkes anasının karnında işçi olarak doğmuyor. Ama herkes çabalarsa elbette herkes bir şekilde ekmeğini taştan da olsa çıkartır. Çabalamadıkları için mi? Aynen öyle. Yani ben yan gelip yatıracağım. Ben gidip kafelerde orada burada dolaşacağım. Ama ne diyeceğim? Devlet bana her şeyi götürsün. Öyle bir dünya yoktur canım. Anladım. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Size göre Siirt'in en büyük sorunu nedir? En büyük sorunu işsizliktir. İşsizlik. Evet. Biraz açar mısınız? Siirt'te gençlerin çoğu gördüğünüz gibi çok ahalelerde oturuyor. İş olanağı yok, fabrika yok. İş olanağı olmadığından dolayı mı? İş alanlarının olmadığından dolayı çoğu gençlerin şu anda bu işte bu kahveler köşelerinde veya ne bileyim başka alternatifimiz yok. İş imkanları yok Siirt'te. Bundan dolayı çoğu şu anda en büyük sorunu işsizliktir. Bir diğer sorunu desem aklınıza ne gelir? İlk işsizlik geldi, sonra ne gelir? Siirt'te kent merkezi olarak yatırımların olmadığını görüyoruz. Siirt'in hiçbir değişiklik kaldığını görmedik. Ne kayyumlarda ne normal şeylerde hiç görmedik. Şu ana kadar Siirt'te herhangi ikide bir Gürel Caddesi'ni değiştirip duruluyor. Siirt'te gelen yatırımların çoğu Gürel Caddesi'ne yani diğer adıyla yan cebine koyup geçiliyor. Size göre Siirt süreci bu şekilde devam mı eder, değişebilme umudu var mı?
Valla şu anda herhangi bir ışık görmüyoruz. Umut görmüyoruz. Biz kayyum dedik, inşallah kayyumlar daha iyi yapar. Daha aslında sorun değil, her yerinde iyisi kötüsü vardır. Siirt'in temel sorunu. En temel sorunu belediyesidir. Hiç çalışmıyor ve hiçbir yeri düzgün yapmadığını. Yolları mı düzgün yapmıyor? Yollar olsun, parklar olsun. Yani diğer şehirlere göre bizi çok düşük bırakıyorlar. Ne yapmasını istersiniz? Mesela büyük parklar, büyük aile parkları yapılması gerekiyor. Yolların düzgün olması gerekiyor. Mesela bir sürü yoksul insana daha fazla yardım edilmesi. Burada bu kadar boş arazi var. Mesela bunları değerlendirip daha güzel fabrikalar, daha güzel yerler yapabilirler. Bu konuda eksiklik var. Evet. Bir de baraj yapılmış. Barajın önüne güzel parklar, güzel insanların oturabileceği yerler yapılmış. İleriki bir süreçte yapılabilir mi? Buradaki zengin insanların bir de buraya çok faydasının olmaması.